Merhaba arkadaşlar. Yine bir birlikte bir sohbet etmek istiyorum sizlerle. İnşallah faydası olur. İnşallah hepimiz istifade ederiz. Biraz arkadaşların gelmesini bekliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz farkındalığımızı canlı tutmak adına, kendimizi fark etmek adına birazcık sohbet edelim arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz Sakine Hanım, Ayten Koşar, Yüksel Gür. Evet arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Şimdi arkadaşlar, özümüzün en kıymetli, en önemli, yaşadığı deneyimleri en güzel hale getirecek yansıması, enerjisi sevgidir. Yani bu sevgiyi insanlar gerçekten kıymetini bilmedikleri gibi sevgisizliğin cehenneminde yaşamanın da sıkıntılarını çekiyorlar. Yani insanlar bir nevi sevdiklerini sanıyorlar diyebilirim yani. Birçok yerde sevdiklerini sanıyorlar ama evren insanları sınıyor. En ufak bir olayda, en ufak bir böyle menfaat içeren bir durumda sevgisinin ne kadar düşük olduğunu, ne kadar sevgisiz olduğunu ona gösteriyor ve kendisini dışarıda izletiyor. Tabii ki insan bunu görmek istemediği için dışarıya devamlı bahaneler uydurarak, dışarıyı suçlayarak, ortamı suçlayarak kendisini yine temizle çıkartmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, bizim sevgimiz ne kadar çoksa, sevgimiz ne kadar yüksekse hayatımızın cennet olması, hayatımızın güzelliği o nispette güzel olur. Çünkü sevgi varsa anlayış vardır. Şefkat vardır. Güzel bakmak vardır. Hoş görmek vardır. Ama sevgi olmadığı zaman bunların hiçbir tanesinin, daha doğrusu hepsi taklit olur. Hepsi taklitten öteye geçmez. Ve taklit de bir yere kadar gider. Bir yerden sonra taklitte bir işe yaramaz arkadaşlar. Şimdi sevgi nereden çıkıyor? Sevgi bizim özümüzün en kuvvetli yansıması. O zaman biz kendimizde olmadığımız sürece, dışarıya bağımlı olduğumuz sürece gerçek sevginin de ne olduğunu bilemiyoruz. Yani gerçek sevginin ne olduğunu bilemediğimiz için dışarıdaki olaylara zihinsel bakarak, zihinsel bir sevgiyle, yani egosal bir sevgiyle kendimizi avutmuş oluyoruz. Halbuki yani egosal bir sevgi insanın egosunu besler. Ama özden gelen bir sevgi, açığa çıkan bir sevgi insanın maneviyatını, ruhsallığını, tanrısallığını besler. Hani biz diyoruz ya arkadaşlar, hani biz yapamıyoruz. Biliyoruz ama yapamıyoruz. Biliyoruz ama gücümüz yetmiyor. Çünkü arkadaşlar biz gerçekten zihinsel yanımızı devamlı beslediğimiz için ruhsal yanımız, tanrısal yanımız çok zayıf, fakir kalmış. Yani biz kendimizi dış dünyayla özdeşleştirdiğimiz sürece, İçimizde, iç alemimize dönmediğimiz sürece gerçek sevgiyi, gerçek anlayışı, gerçek huzuru ve gerçek kendimizi, gerçek aslımızı hiçbir zaman fark edemeyiz. Yani işin özü her zaman söylediğim gibi kendimize dönmekte. Kendimize dönmenin de bize getirisi düzenli, huzurlu bir dünya, sevgi dolu, şefkat dolu bir dünya ve güzel bir bakış. Güzel bir akış.
Şimdi arkadaşlar dünyada bir sürü olaylar oluyor değil mi? Bir sürü insanlar acılar çekiyor, yangınlar oluyor, bir sürü şeyler oluyor. Şimdi önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Senin dünyanda ne oluyor? Yani senin içsel dünyan nasıl? Yani sen yani dünyada eğer gerçekten zihinsel ve ruhsal olarak dengedeysen, gerçekten içsel bir huzurun varsa dünyada ne olursa olsun sen yine huzurlusundur, sen yine mutlusundur. Hiç kimse senin huzurunu bozamaz. Hiç kimse seni yönetemez. Hiç kimse sana hakim olamaz. Ama arkadaşlar, eğer sen kendine hakim değilsen, zihin tarafından yönetiliyorsan, ego tarafından yönetiyorsan, o zaman da dünyana yansıyarak hem yönetilirsin, hem huzursuz olursun, hem bir sürü senin huzurunu bozacak olaylarla karşılaşırsın. Esasında işin özünde senin kendi kendine yapmış olduğun bir zihinsel hapishanedir bu. Dışarıdaki yansımalar da onun sadece birer görüntüsüdür. Yani sen kendi hapishanenden çıkıp özgürlüğe, yani ruhsal tarafına, gerçek tarafına, hakiki tarafına yönelip de kendini güçlendirdiğin zaman, kendinin capcanlı bir şekilde açığa çıkarttığın zaman, o zaman arkadaşlar sizi kimse yönetemez. Ya sizi içinizdeki ego ve zihin yönetemezse, sizi başka türlü kimse yönetemez. Eğer sizi gerçekten içinizdeki egonuz ve zihniniz yönetiyorsa, o zaman dışarıda da sizi yöneten birileri mutlaka olur. Şimdi arkadaşlar, birisinin hizmetinde olmak, birisine iyilik yapmak, kölelik veyahut da bir mahrumiyet değildir. O senin iç aleminde sen onu sevgiyle yapıyorsan, muhabbetle yapıyorsan, ondan dolayı beslenirsin. Ondan dolayı ruhun fayda görür. Ama sen bir şeyi yaptığın zaman istemeyerek, sevmeyerek, sevgi eksikliğinden dolayı sevmeyerek, istemeyerek yaparsan ne olur? Bu sefer o ruhun ızdırap çeker, nefsin beslenir. Ve gerçekten seven bir insan herhangi bir şeyle karşılaştığı zaman orada hiçbir zaman sevgisizlik gösteremez ve o hizmeti yaptığı zaman da gerçekten severek, isteyerek ve muhabbetle yapar. O zaman insanın yaşamış olduğu her an çok güzel olur. Zaten hani ben size her zaman anda kalmayı, kendinizde kalmayı tavsiye ediyorum. Yani anda kalırsanız ancak gerçek huzuru ve gerçeği yaşarsınız. Sizin bir yarınınız, yarın yapacağınız bir şeyler aslında yok. Şu anda siz neyseniz osunuz. Şu andaki durumunuz önemli. Şu anda siz kendinize döndüğünüz zaman aslında gerçek saf benliğinize döndüğünüz zaman hiçbir huzursuzluk olmaz arkadaşlar. Hiçbir rahatsızlık göremezsiniz. Ne zaman rahatsızlık görmeye başlarsınız? Zihne girdiğiniz zaman, zihne döndüğünüz zaman, zihindeki senaryolara baktığınız zaman rahatsızlıklar o zaman başlar. Ama insanın özü tamamen sevgi ve huzurdan başka bir şey değildir. O zaman madem ki her şey bizim iç alemimizin güzelliğiyle dünyamıza yansıyor. Madem ki biz iç alemimiz güzelleştikçe dünyamız da güzelleşiyor. O zaman iç alemimizi güzelleştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Yani mümkün olduğu kadar olaylara nötr bakmayı, özden bakmayı, kalpten bakmayı öğrenmemiz lazım. Birazcık şu zihnimizi dinlendirmeyi, zihnimizi sakinleştirmeyi, zihnimizi susturmayı öğrenmemiz lazım. Bunun da arkadaşlar en kolay metotlarından bir tanesi meditasyon. Yani bunu yaptığınız zaman, yani ben mesela şimdi deneyimlediğim şeyden bahsederim sadece. Yani kendim bir şeyden fayda görmüşsem onu size tavsiye ederim. Yoksa benim eğer bir şeyden fayda görmediğim bir şeyi veyahut da bir yerlerden duyduğum bir şeyi, deneyimlemediğim bir şeyi size anlatmam zaten doğru olmaz. O yüzden meditasyon yani işin gerçekten özünü insana kavratıyor.
Yani insanın kendisine dönmesi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani zihin hiç öyle bir şey daha görmedi. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadı. İnsan hiçbir zaman, tamam mı arkadaşlar, gerçekten kendisiyle vakit geçirmedi. Meditasyonun haricinde. Gerçekten kendisine dönerek tamamen kendisine yoğunlaşmadı. Soruyorum size, hangi birimiz meditasyonun dışında, meditasyon yapmayanlar olarak bir kere dahi olsa şöyle bir 5 dakika kendimize yoğunlaştığımız oldu. Kendimizle baş başa kaldığımız zaman bile kendimizle kavga ediyoruz. Şunu şöyle yapmasaydım, şunu niye yaptım, o bana niye bunu yaptı, keşke bunu yapmasaydı, ben niye böyleyim? Devamlı yine suçlama, ya karşı tarafı ya kendinizi suçlamaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece meditasyonda arkadaşlar, sadece meditasyonda biz tamamen yorumsuz, tamamen olduğu gibi kendimizi bırakıp, her şeyi bırakıp tamamen kendimizde kalıyoruz. Biz neyiz? Biz saf özüz. Biz zihnin o karmaşık dünyasının güttüğü bir köle değiliz arkadaşlar. Zihnin karmaşık dünyasının güttüğü bir köle olursak eğer, dünyada da arkadaşlar karşınıza bunlardan başka bir şey çıkmaz. Zaten dünyada izlediğiniz her şey sizin içinizdeki o hapishanenin dışa vurmuş halinden başka bir şey değildir. Yani zaten bakın hiçbir şey değişmesin, önemli değil. Hiçbir şey değişmesin. Her şey aynı kalsın. Siz değişin, sizin zihniniz değişsin, sizin iç aleminiz değişsin. Siz aynı ortamda, aynı insanlarla, aynı mekanlarda çok mutlu insan haline gelebilirsiniz. Ama sizin içiniz karmaşıksa, sizi saraya da koysalar, iyi insanların arasında da olsanız, siz huzurlu olamazsınız. Kavga edersiniz, size dokunan bir şeyler mutlaka olur. Yani arkadaşlar sizin saf bir tarafınız var. Şimdi düşünün, kendinizde en saf halinizi düşünün. En saf halinizi. Tamamen melek gibi, bir üst boyut varlığı gibi bir haliniz olduğunu düşünün. Tamamen yargısız, sevgiyle bakan, şefkatle bakan, anlayışlı olan, arkadaşlar böyle bakan bir insanın var ya, dünyası da, yarınları da, her yeri cennet olur. Ve gittiği yere cenneti yaşatır. Ama zihinle bakan, hem kendisi cehennemi yaşatıyor insanlara, kendisi içinde de cehennemi yaşıyor. Yani senin yüzünden insanlar, senin zihnin yüzünden, senin egon yüzünden, hem sen acı çekiyorsun hem insanlar acı çekiyor. Alt boyutlarda kaldığın için, alt boyut zihnin ekosal yanının açığa çıktığı yerler. Oralarda kaldığın zaman her yere cehennem oluyorsun. Ama üst boyutlara, öz taraflarına, kalbi taraflarına, ruhsal taraflarına döndüğün zaman o zaman arkadaşlar insanların yanında da cennet oluşturuyorsun. Kendi hayatında da cennet oluşturuyorsun. Zaten sen cennetsen her yer cennet olur. İnsanların sizi sevmemesi, size karşı gelmesi, sizi dışlaması, sizin itiraz edeceğiniz bir durum olmaması lazım. Evet, sizi sevmeyebilir, olabilir. Kendi zihninden, kendi bakış açısından, kendi dünyasında sizin bazı yanlışlarınızı görüp sizi sevemeyebilir. Ona hak verin. Doğrudur, haklısın. Kim bilir bende ne görüyorsun ki beni sevmiyorsun? Kim bilir ben size nasıl bir yansıma yaptım ki beni sevemiyorsunuz? Yine demek ki bu benden kaynaklanan bir şey. Yani karşınızdakini onaylayın. Ben her zaman size karşınızdakini onaylamayı tavsiye ediyorum. Mesela çocuğunuz size bir şey söylediği zaman hemen itiraz etmeyin. Haklısın yavrum. Evet haklısın. Doğru söylüyorsun. Çünkü onun bilincine göre. Ama bak bir de şöyle taraftan bakabilirsiniz. Bir de bu taraftan bakabiliriz. Dediğiniz zaman, onu onayladığınız zaman o size itiraz etmez. Hayır sen yanlış düşünüyorsun. Sen yanlış düşünüyorsun. Sen yanlış bakıyorsun. Sen egonla bakıyorsun. Sen nefsinle bakıyorsun. Sen bir şey bilmiyorsun gibi girdiğiniz zaman meseleye kendiniz çok itici ve egosal bakan bir insan oluyorsunuz ve sevgisizlik tarafınız açığa çıkıyor. Halbuki sevgi ne yapar? Karşındakini anlar. O size bir şey söylüyorsa o kendi bilincinden, kendi algıladığı kadarını söylüyor. Egosundan söylesin, önemli değil. Evet doğru söylüyor. Çünkü onun bilinci o anda o kadar.
Onu siz onayladığınız zaman, evet, sevgiyle, şefkatle karşılık verdiğiniz zaman, o zaman o hemen yumuşar ve sizi dinler. Veyahut da size en azından kavga çıkmaz. Sizi onaylamasa bile en azından size direnç olmaz. Aynı zamanda arkadaşlarımıza, annemize, babamıza, eşinize dikkat edin yani. Bir bakın, herkes en yakınlarına en dirençli davranıyor. Neden en dirençli davranıyor? Çünkü en yakınları insanlara kendisini gösteriyor en çok. Ve o kendisini görmeye tahammül edemiyor karşısında aslında. Ama neyini gösteriyor? Şimdi karşımdaki gerçekten yalancı, sahtekar birisi ise ben de öyleyim manasına değil. Benim sevgisizliğimi, benim anlayışsızlığımı, benim şefkatimi, benim kendimden uzaklığımı, yani bunları gösteriyor bana. O insanı kazanmak için çırpınamayışımı, o insanı geri geldiği zaman yerin dibine batırışımı gösteriyor bana. Ne kadar sevgisiz olduğumu gösteriyor bana. O zaman ben sevgiyle baktığım zaman, yani saf bir varlık olarak baktığım zaman arkadaşlar, o zaman biz gerçekten insanları suçlayamayız. İnsanlar bırakın egosuyla davransın, zihniyle davransın. Sen sevgiyle baktığın zaman onu suçlayamazsın, onu anlarsın. Hani anlayışlı olmayı, anlayışlı olunmayı isteriz herkes. Yani bana anlayışlı davranmıyorlar, beni anlamıyorlar. Çünkü sen anlamıyorsun, sen kimseyi anlamıyorsun. Sen seni anlamayışlarını da anlamıyorsun. Arkadaşlar, karşımızdaki bizi anlamıyorsa empati kul hakkına girmek değil mi abicim diyor. Karşındaki senin anlamasını bekleme. Sen karşındakinin seni neden anlamadığını anla. Çünkü sen kendini ifade edemiyorsun demek ki yeterince. Karşındakine suç atmak arkadaşlar çok kolaydır. Egonun en çok işine gelen, en çok sevdiği şeydir birilerini suçlamak ve hatta kendini suçlamak çok güzel bir şeydir ego için. Yani ego oradan beslenir. Halbuki siz karşınızdakini veyahut da kendinizi haklı görseniz, yani aslında haksız kimse yoktur. Yani haksızlık yapan kimse de yoktur. Herkes kendi bilincine göre yapması gereken açığa çıkanları yapar ve hepsi bizim aynamızdır. Bize bir şey gösterir. Bizim fark edemediğimiz nice güzellikleri gösterir. Yeter ki farkındalıkla bakalım. Yani arkadaşlar, bunu kazanmak için ne yapalım? Bunu kazanmak için meditasyon yapalım arkadaşlar. Bakın, bizim ruhsal yanımız güçlü olursa sevgimiz canlı olur. Ruhumuz canlı olur. Tamam mı? Kendimiz canlı oluruz. Enerjimiz canlı olur. Sevgiyle bakmayı öğreniriz. Ama biz ruhsal yanımız öldükten sonra sen zihinle yaşıyorsun. Aslında sen ölü olarak yaşıyorsun. Ruhsal yanının canlılığını yitirmiş. Sen canlı kanlı bir insan olmak yerine sen zihinsel dünyanda kendini öldürmüş olarak yaşıyorsun. Sanal alemde yaşıyorsun ve sanal alemi kendine put edinilerek yaşıyorsun. Halbuki şöyle bir silkelensen, şöyle bir kendine gelsen, şöyle bir iç alemine bir dönsen, o şefkati bir açığa çıkarsan, içindeki o sevgiyi bir açığa çıkarsan, sevgiyle bakmayı öğrensen, anlayışlı olsan, egosuyla davranıyor, kibirli. Ya bırak arkadaşım, sana ne? Onun kapasitesi o kadar. Seveceksin. Anlayışlı karşılayacaksın. Sarılacaksın. Kucaklayacaksın sevgiyle. Yani arkadaşlar, bununla ancak insan büyüyor. Bununla olgunlaşıyor. Böyle insan maneviyattaki kapıları açılıyor. Üst boyutlara çıkmaya başarıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece sevgiye bakmayı, kalbinizden bakmayı, özden bakmayı bilin yeter. Başka bir şeye gerek yok. Hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Hiç kimseyi değiştirmenize gerek de yok. Siz kendi bakışınızı değiştirin. Hatta yani kendinize suçlama da yapmayın. Sizin de kapasiteniz var yani. Siz de o kadarsınız. Yani kendinizi bir şey sanmayın. Olduğunuz kadarsınız yani. Kendi kapasitenizin üzerinde olmadığınız için kendinizi suçlamanız da hoş değil. O zaman nötr olmayı öğrenin. Kendinize de sevgiyle, şefkatle bakın. Etrafınızdaki insanlara da şefkatle bakın. Yeryüzündeki olan olaylara da sevgiyle ve şefkatle bakın.
Ve arkadaşlar size lütfen rica ediyorum şu gelecek felaket tellallığı yapan insanlara itibar etmeyin arkadaşlar. Kim bilir Allah'ın rahmet yağdırmayacağını, yağmurlar yağdırmayacağını, bolluk bereket olmayacağını kim bilebilir de saçma sapan konuşup önümüzdeki yıllarda şu olacak da bu olacak da deyip Allah adına ahkam keser. Bu ne büyük bir cürettir yani. Bu nasıl bir şeydir yani. İnsan bir kere kendine hoş bakar. Aleme hoş bakar. Allah'a hoş bakar. Güzel bakar ve güzel yansır ona. Ama sen mesela devamlı işte felaket senaryolarıyla bakarsan, felaket senaryoları yazanlara karşı ilgiyle, heyecanla onları izler ve onlara inanırsan, sen onları hayatına davet etmiş olur ve hayatında vizyonuna sokmuş olursun. Arkadaşlar, güzel bakmayı öğrenmek için önce güzelleşmek lazım. İç alemimiz bizim zaten kalbimiz güzeldir. Ruhumuz güzeldir, özümüz güzeldir. Herkes güzeldir. Siz oradan bakarsanız zaten güzellikleri görürsünüz. Zihinden baktığınız zaman da devamlı eleştiriler, ondan sonra korkular, felaketler, bilmem sıkıntılar, endişeler, zihnin dünyası bu. Arkadaşlar zihnin dünyası bu. Yani bu kendinizi artık anlayın. Kendinizin zihinde mi, kalpte mi, ruhta mı olduğunuzu anlayın. Ama hocam tedbir almayalım mı? Arkadaşlar ne tedbiri ya? Neyin tedbiri? Senin tedbirin kendinde olmak. Senin özün seni korur. Dünyada yani felaketler olsa sen cennette yaşarsın. Yani seni senden daha iyi koruyacak, özünden daha iyi muhafaza edecek, senin dünyanı, dünya şartlarını, hayat vizyonunu güzelleştirecek veya sıkıntıya sokacak yine sensin. Senden başka kimse gelip de senin hayatına müdahale edemez. Herkes kendi hayat vizyonunu yaşar. Ve kendi hayat vizyonu da kendi zihninin yansımasından başka bir şey değildir. Allah kimseye hiçbir şeyi dayatmaz. Allah sendekini, senden açığa çıkanı sana verir. Ve ondan sonra da sen kimseyi suçlayamazsın. Evet, bunu ben yaptım. Benim hayat vizyonumun, benim zihnimin yansıması olduğunu daha iyi görürsün kendini tanımaya başladıkça. O zaman suçlayacak, o zaman şikayet edecek hiç kimseyi bulamazsın. O yüzden kendimize döndüğümüz zaman o iç alemimizdeki o saf bilinci, o güzelliği, o sevginin açığa çıktığı o muhteşem cenneti keşfettiğimiz zaman ya karşımızdaki ne yaparsa yapsın ya. Ya gülüp geçersin arkadaş. Yani onun bilincine, onun öyle olmasına gülüp geçersin. Sevgiyle bakarsın. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte bu bağlamda sizlere meditasyondan biraz bahsedeceğim. Ve meditasyona sizi davet edeceğim. Birlikte meditasyon yapmayı tavsiye ediyorum. Siz istemiyor musunuz kendinizin güzelleşmesini, hayatınızın güzelleşmesini, hastalıklarınızın iyileşmesini, dünyanızın güzelleşmesini, fıtratınıza uygun, hayat tarzınıza uygun bir hayatla yaşamayı isteyen siz değil misiniz? O zaman kendinize dönün. Yani saçma sapan kendinize benlik halleri koyarak, kişilik halleri koyarak ben buyum, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek kendi kendinizi kandırmayın. Arkadaşlar siz ben buyum dediğiniz hiçbir şey değilsiniz aslında. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Siz saf sevgisiniz, saf şefkatsiniz. Başka bir şey değilsiniz. Evet arkadaşlar, biraz sonra tekrar açacağım. 10 dakika sonra meditasyon yapacağız birlikte. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.